Aldığım eleştirilerden en önemlisi şuydu. Mangalın başında kadının durması, o ciğerleri nasıl yapacaksın, yetişeceksin, edeceksin. Ya diyorum kadın, yani sen şimdi bir kafanı kullan. Sen zaten üretken doğmuşsun. Sen zaten çocuk doğuruyorsun, insan üretiyorsun sen. Ya bunu yapmakta ne var? İki şiş sallamakta ne var? Arkeolojiyi çok istedim. Sonrasında babam postanede memurdu. Dedim ki ben annem gibi olmam, babam gibi olurum. Postanede memur olmak istedim. Konservatuvar dedim. Onu da yapamadım. Babam şey dedi. Hacının kızı orada burada şarkı söylemez. Konservatuvar deyince hani bir bilinç yerleşmiş. Yani bizim hep küçüklükten yerleştirilenlerin dışına çıkmak istiyorum artık. Konservatuvar olmadı. Sonra dedim ki ya ben hani insan hayatına dokunmak istiyorum. Sosyolojiyi tercih ettim. Dedim ki yani dedim en azından bir davranışın temeli var. Oradan giderim dedim. Yürüdüm. Sosyolojiyi bitirdim. Hiçbir şey olamadım. Dedim ki tamam hedefin insansa midesine dokun. Bayağı bir araştırdım ne yapabilirim, ne edebilirim diye. Filografi eğitimi aldım. Diğer seminerlere falan katıldım. Hani hayat boyu öğrenme derler ya, çocukları okula bırakıp kendim de kurslara kaçıp gidiyordum. Başka bir arkadaşım daha vardı, onunla beraber girdik. Zaten krediyi de onunla beraber çekmiştik. Benim daha önceden çektiğim bir kredi vardı. Toparlamaya çalıştık, başka bir işe girdik. Elimize yüzümüze bulaştırdık. Kokulu taş işi, hiç bilmiyoruz. Hiç alakamız yok. Batırdık, yani 2000'e yakın bir parayı batırdık. 1000 liramız kalmıştı. Ablamlardan geliyordum, ablamların evi benim tezgah kurduğum eve biraz paralel düşüyor. Ya baktım oradan köfteci var, kokoreççi var, ciğerci yok. Aha dedim benim yerim boş. Benim buraya gelmem lazım. İkinci el bir arabamı aldım. Eşimin iş yerindeki arkadaşları sağ olsun. Kebap şişlerimi falan onlar destek verdi. Onlar verdiler bana. Küvetlerim falan, kapkacağımı, taburelerimi her şeyi oradan buradan biraz toplama tezgah oldu aslında. El birliğiyle açtık. Benim eniştem falan da eski ciğerci. Biraz da ondan da taktik aldım. Nasıl yaparsam daha güzel olur diye. İlk gün sıkıntıydı. İlk gün eşim daha çok tezgahın başında durdu. Çünkü bizim kalıplaşmış bir zihniyetimiz var ya, ataerkil sistem. Erkek ön plandadır. İlk birkaç gün eşim hep ön plandaydı. Abi bana oradan hele iki dürüm ver, üç dürüm ver, ayranın var mı? Gelen kişi erkeği muhatap alıyor. Yavaş yavaş eşimi arkaya attıktan sonra müşteri kitlem değişti. Genç kızlar gelmeye başladı. Çocuklu aileler gelmeye başladı. Orada kadının duruşu aslında güven de verdi. Geçen mesela tezgahtayken bir hanımefendi şey dedi. Ya dedi biz seni burada aradık. Havalar çok soğuk olunca açamıyorum ya. Biz seni aradık dedi, burada bulamadık. He dedim, hani yağmur olunca, sıkıntı olunca tezgah yani sığınacak bir yerim yok. Mecburen açamadığım zamanlar oluyor. Ya dedi biz de dedi hani diyoruz ki en azından bak bir kadın bu işe girmiş. Bu kadın ne güzel yapıyor. Biz de gidelim en azından oturalım, bir iki lafın belini kıralım. Mecbur kaldım. Dükkana gerçekten mecbur kaldım. Çünkü eşim günlük işlerde çalışıyor. 8 ay, 7-8 aydır eşim boşta. Ben kiracıyım. Benim iki tane çocuğum var. Ben ablamla beraber yaşıyorum. Yeğenim var. Üniversite sınavına hazırlanıyor. Bir şekilde hayatımızı idame ettirmek zorundayız. Benim kardeşlerim bana bakmak zorunda değil. Benim annem bana bakmak zorunda değil. Ya evli barklı kadınım ben. Eşim bile bana bakmak zorunda değil yeri gelince. Ben kendi başıma bir şeyler yapabiliyorum. Elim tutuyor, ayağım tutuyor. Vasıfsız bir insan değilim ben. Dönem restoranların kapalı olduğu dönem. Evlere temizliğe gidemiyorsun. Restoranlarda çalışamıyorsun. Yapabileceğin iş paket işi. Yol bilmem, yer bilmem çok fazla. Paket işine nereye kadar çıkacağım? O yüzden şu an buradayım. Bana abla sabit yerin nerede diyenler şimdi buradayım diyebiliyorum. Bunu buranın diyorum ya, hani damı duvarı var ama bana henüz bir benimseyemedim mi? Halen aklım tezgahta mı? Çok mu büyük geliyor bana? Küçücük bir tezgah, bütün hayatımı sığdırdım ben. Yani bütün çocuklarımı gün boyunca bütün bakımını üstlenip onları garanti altına alıp tezgaha gidiyordum. Geri kalan o 5-6 saatlik hayatım hepsini küçücük tezgaha sığdırıyordum. Pandemi döneminden biraz bir sıyrılırsak inşallah, tek temennimiz o öncelikle. Ben yine tezgahıma akşamları giderim.
Yani ben saat 7'de 8'de ben burayı kapatırım giderim. Sırf sevdiğim için giderim. Çünkü orada her gün farklı insanlar geliyor, farklı hayatlar geliyor. Terapi yapıyorum ayaküstü. Ayaküstü terapi yaptım oluyor. Adam geliyor mesela şey yapıyor. Geldiği zaman böyle koşuşturması falan oluyor. Hele abla diyor hemen acele acele at. Ya diyorum bak ben acele atarım da sen çiğ yersin. Hele dur hele bir sakin ol kendin gel. Sen ne yapıyorsun? Yemek çiğnenmeden yutulmaz. Sen öyle yiyemezsin. Deyince konuşmaya başlıyor. Ya diyor hele dur diyor abla diyor ya. Zaten diyor bugün patronla kavga etmişim. Niye kavga ediyorsun patronla? Diyor abla diyor izin vermiyor mesai saatlerimiz. Ama diyorum sen de ona göre paranı almıyor musun? Abla alıyorum ama. Ya öyle yok. Alıyorum sen adamın işine yarayacaksın adam da senin işine yarayacak. Bu işler böyle. Ben bugün sana bunu kötü verirsem sen bir daha bana gelmezsin. Öyle değil mi? Abla öyle ben niye geleyim? Bunu söylediği zaman hani düşünüyorsun sonra diyorum ki yok diyorum sen derdin patronun değil. Ya diyor abla diyor sen bilmiyorsun dün akşam da çocuğun ateşi vardı. Çözülüyor. Ben bir tezgahtan bir dükkana geçtim. Mecbur kaldım geçtim. Daha iyisini yapmak için geçtim. Çünkü daha önce de söyledim ben bu ciğercilik işine girerken aslında bütün hayallerimi bir pakete koydum, üzerini bantladım, kapattım. Sadece bu işe odaklandım. Ama 70 yaşına da gelsem, Allah ömür verirse ben o konservatuvarı okuyacağım. İlla ki okuyacağım. Yani onun benden kaçarı yok. Aldığım eleştirilerden en önemlisi şuydu. Üf, işte yani mangalın başında kadının durması, o ciğerleri nasıl yapacaksın, yetişeceksin, edeceksin. Ya diyorum kadın, yani sen şimdi bir kafanı kullan. Sen zaten üretken doğmuşsun. Sen zaten çocuk doğuruyorsun, insan üretiyorsun sen. Ya bunu yapmakta ne var? İki şiş sallamakta ne var? Ha ben tezgahta başladığım zaman tezgahı bir yani uzun bir cadde boyu süre süre götür getir yapıyordum. Eşyalarımı evden getiriyordum ya. Hani diyorum ki bazen ben bunu yapabilir miyim? Niye yapamayayım ki? Niye yapamayayım? Hani söz konusu eşitlik olunca her şeyde haklarda eşitlikten yanayız ya. Yo hiç de öyle değil. Kadın biraz daha fedakar, erkek biraz daha ön planda. Artık bu yolda gidiyoruz yani yolumuz bu belli. Hani kadının piyasanın her alanında, her yerinde durması gerektiğini düşünüyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yok. Arkadaşım otosanayide çalışıyor. Vallahi da güzel de çalışıyor. Mis gibi de yapıyor işini. Yani her iş yapıyor. Boyacıda çalışan arkadaşım var benim. Bunları yapanlar var. Bizde şey oluşmuş, bir kalıp var. Bu kadının işi, bu erkeğin işi. Kadın doğursun, çocuğunu büyütsün, memur olsun, öğretmen olsun, doktor olsun. Erkek de işte ağırlık kaldırsın, ciğer yapsın, paçacıda dursun. Yok öyle bir dünya aslında. Yani insan olarak eşit statüdeyiz. Ben en önemlisi çocuklarımın gözünde güzel bir profil oluşturmak istiyorum. Benim annem evde çaresiz oturdu demesin. Yarın öbür gün kızım da okumadı belki olmadı. Ben de çok uğraştım. Yapamadım. Yaptım yaşım bitti. 35'ten sonra memuriyet olayı sıkıntı. Bunu yaptım. En kötü ihtimalle kızım da belki ileride bir bakkal açar. Bir hayatın ne getireceğini bilemiyorum çünkü. Kızımın gözünde bir profil oluşsun. Benim annem her şeyin hakkından geliyordu. Bak bu benim annem diyebilsin. Ben sadece çocuklarım için, eşim için gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Yarın bir gün ölüp gittiğimizde valla ciğer yapan bir Yasemin abla da geçti bu dünyadan be. Bir iz bırakmak lazım. Öyle evde otur çocuklarını büyüt olmuyor. Bir iz bırak, küçücük bir şey bırak. İnsanlar senin için güzel bir şey söyleyebilsin.